dinen zengin olmayan bir kişi kurban bayramında kurban keserse bu kurban adak hükmünde mi olur demiş. Adak hükmünde olur. Çünkü kurban keserse derken kurban alırsa diyelim. Tabii ki. Yani aldığından itibaren alana kadar bir şey yok. Ama sen fakirsin. Ama bizim fakirler de çok meraklı böyle. Yani, yani bu kurbanın kaşınmamak örfi, örfi lazım. Tarafı da çok. Örfi tarafı da var da çok da kaşınmamak lazım. Yani ama yok ben adak hükmünde olduğunu bilsin. Ne demek adak hükmünde? Bir fakir bir kurbanı aldığı zaman o kurban kesilmek için tayin eder. Yani belirlenir. O kurum, o koyun veya neyse zaten sığır alacak hali yok da sığır da alırsa fakir o biraz nisaba malik bir fakir herhalde. Nasıl fakir olacak öyle? Şimdi efendim zengin aldı bir koyun. Koyunu sattı bayramdan evvel. Başka koyun alabilir. O başka koyunu kurbanda kesse tamam. Fakir aldı bir koyun. O koyun tayin eder. Çünkü mecbur olmadan yaptığı için adak hükmündedir. Adak hükmünde olduğu için yani özellikle o koyunu kesmek zorundadır. Zengin olsaydı serbest dolaşım alanı vardı. Fakir kendini bağladı. Bağlayınca ne oldu? O koyunu kesmek zorundadır. Eğer büyük hisse ise zengin ortak alabilir. 7'ye kadar. Evet. Ama zenginde de mekruhluk var. Baştan alırken ben buna hissedar çıkarsa ortak ederim diye bir niyeti varsa baştan mekruhluk olmaz. Sonradan adamı belirlemek mühim değil. Ama baştan müstakil kendine aldıysa da sonradan ortak sokarsa caiz. Zengin olduğu için caiz ama mekruhtur. Baştan niyeti o olmadığı için. Niyeti döndürdü. Ama caiz. Mal kerahı, kerahatle beraber. Ama fakirde bu durum olsa olmaz. Çünkü o hayvan tümü tek onun için tayin etti alırken. Yani bir hisseye girebilir. O ayrı. Ha, o, baş, o ayrı. Olacak. Bu tek kendi aldıysa fakir olduğu için şey yapamaz. Oynayamaz. O ona tayin etti. Hoş yani tabii fakir bir büyük baş hayvanı alıp da. Belli de olmaz. Belki der ki ucuza geliyor bir sene et yeriz der. Yani o da başka. Ama ve lakin şu mesele var. Ya burada şöyle bir konu var. Şimdi bildiğimiz adak adağı kesen yiyemez. Yiyemez. Anne babası çoluk çocuğu yiyemez. Evet. Fakat burada ihtilaf var. Bazı alimler fakir böyle bir şey yapar da keserse yiyemez diyor. Ama ekseri alimler yani bazı alimler yiyebilir diyor. Burada bir sahih görüşe göre yani en doğru diyelim görüşe göre yiyebilir. Ben de bunu tercih etmek durumundayım. Zaten fakir et kurbanda kesmişse madem alimlerden de sahih görüşe göre yiyebilir. Adak hükmünde olduğu deminki gibi farkları çıkar yani. Anladım. Farkları var. O zaman madem eti de yiyor bu adak olsa ne olur olmasa ne olur demesinler. Farkları var işte. Başka fetvalar var. Onunla ilgili olarak. Bundan dolayı efendim yiyebilir görüşü tercih edilsin. Zaten fakirdir. Yiyebilir diyen de var. Biz bu işte kolaylaştırıcı olalım. Evet. Dinen zengin olmayan bir kişi kurban bayramında kurban keserse bu kurban adak hükmünde mi olur demiş. Adak hükmünde olur. Çünkü kurban keserse derken kurban alırsa diyelim. Tabii ki. Yani aldığından itibaren alana kadar bir şey yok. Ama sen fakirsin. Ama bizim fakirler de çok meraklı böyle. Yani, yani bu kurbanın kaşınmamak örfi, örfi tarafı da çok. Örfi tarafı da var da çok da kaşınmamak lazım. Yani ama yok ben adak hükmünde olduğunu bilsin. Ne demek adak hükmünde? Bir fakir bir kurbanı aldığı zaman o kurban kesilmek için tayin eder. Yani belirlenir. O kurum, o koyun veya neyse zaten sığır alacak hali yok da sığır da alırsa fakir o biraz nisaba malik bir fakir herhalde. Nasıl fakir olacak öyle? Şimdi efendim zengin aldı bir koyun. Koyunu sattı bayramdan evvel. Başka koyun alabilir. O başka koyunu kurbanda kesse tamam. Fakir aldı bir koyun. O koyun tayin eder. Çünkü mecbur olmadan yaptığı için adak hükmündedir. Adak hükmünde olduğu için yani özellikle o koyunu kesmek zorundadır. Zengin olsaydı
serbest dolaşım alanı vardı. Fakir kendini bağladı. Bağlayınca ne oldu? O koyunu kesmek zorundadır. Eğer büyük hisse ise zengin ortak alabilir. 7'ye kadar. Evet. Ama zenginde de mekruhluk var. Baştan alırken ben buna hissedar çıkarsa ortak ederim diye bir niyeti varsa baştan mekruhluk olmaz. Sonradan adamı belirlemek mühim değil. Ama baştan müstakil kendini aldıysa da sonradan ortak sokarsa caiz. Zengin olduğu için caiz ama mekruhtur. Baştan niyeti o olmadığı için. Niyeti döndürdü. Ama caiz. Mal kerahı, kerahatle beraber. Ama fakirde bu durum olsa olmaz. Çünkü o hayvan tümü tek onun için tayin etti alırken. Yani bir hisseye girebilir. O ayrı. Ha, onu, baş, onu o sorayım. Ayrı. Bu tek kendi aldıysa fakir olduğu için şey yapamaz. Oynayamaz. O ona tayin etti. Hoş yani tabii fakir bir büyükbaş hayvanı alıp da... Belli de olmaz. Belki der ki ucuza geliyor bir sene et yeriz der. Yani o da başka. Ama ve lakin şu mesele var. Tabii burada şöyle bir konu var. Şimdi bildiğimiz... Adak kurbanı kesen yiyemez. Yiyemez. Anne babası çoluk çocuğu yiyemez. Evet. Fakat burada ihtilaf var. Bazı alimler fakir böyle bir şey yapar da keserse yiyemez diyor. Ama ekseri alimler yani bazı alimler yiyebilir diyor. Burada bir sahih görüşe göre yani en doğru diyelim görüşe göre yiyebilir.